kişinin mutlaka bildikleriyle konuşması gerekiyor. Bilmediği herhangi bir konuda ahkam kesmemesi, devreye girmemesi ve hüküm vermemesi lazım. Çünkü yanlış yapma ihtimali, başkalarını yanlış yönlendirme ihtimali oldukça yüksektir. Çizmeyi aşmamak lazım. İşte bu deyimin karşılığı hadise olarak Fransa'da yaşanıyor. Çizmelerinden alıp pantolonundan yukarıya kadar bütün resmi inceliyor adam. Ressam artık dayanamıyor. Adamın yanına geliyor. Diyor ki oldukça fazla incelediniz. Herhalde bu resim dikkatinizi çekti. Bu resimde sizi celbeden, merakınızı mucip şeyler var. Neler hissettiniz resme bakarken? Ve adam cevap veriyor. Diyor ki çizmeyi aşmak. Çok önemli diye düşünüyorum. Bir bakıyorsunuz her birimiz hezarfenleriz. Haberdar olmadığımız konu yok neredeyse ama aslında kapılan boş. Bu sağlıklı bir hal değil. Bu arızayı bir durumdur. İnsanın aslında ya hayır konuşması ya susması lazım. Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Bir Püf Noktası programıyla daha beraberiz. Hepinizi buradan muhabbetle ve sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ah, ne güzel çayımızı da getirmiş arkadaşlar yanımıza. Böyle bir yudum da çayımızdan alalım. Bismillah dedik, yudumumuzu aldık. Bugün sizlerle çizmeyi aşmak, çizmeden yukarı çıkmak kavramlarını daha doğrusu deyimini konuşacağız. Deyimlerin hayatımızda şöyle bir önemi var ki püf noktası programını yapmaya başladıktan sonra da buna gittiğim yerlerde, konferanslarda, insanlarla bir araya geldiğimde şahit oluyorum. Hocam aslını aslarını öğrendik diyorlar. Faydası nedir? Bir fayda mülaza ettiniz mi diye sorduğumda da şöyle bir cevap veriyorlar. Birkaç defa izlediğimizde ve dinlediğimizde deyimi ve manasını öğrendikten sonra o deyimin alanı ile ilgili bir konu geçtiğinde dikkat etmeye başlıyoruz. Diyoruz ki aman şunu yapmayalım, aman bunu yapmayalım, dikkatli olalım. Bir arkadaş hatta şöyle bir şey söyledi, çok da hoşuma gitti. Ya hocam dedi yalancının mumu yasaya kadar yanar deyimini hep merak ederdim ya bu nereden çıktı filan diye. Püf noktasında izledim. Şimdi bazen oluyor ki bir şey söyleyeceğim aman ha yalan söylemeyeyim mum yasaya kadar yanar diye aklımdan geçiyor dedi. Yani böyle bir şartlandırma oldu bende. Bu benim yalan söylediğimden filan değil ama deyim kendi kendini şartlandırıyor insanda ve bir kabul oluşturuyor. Bu sefer de davranışlarınıza tesir ediyor. Zaten değerli dostlar deyimlerin halk dilinde efkar umumiyede ortaya çıkmasının temel sebeplerinden bir tanesi de budur. Herhangi bir olay olur. O olay bizim de yaşayabileceğimiz, başkalarının da yaşayabileceği bir temel meseleye, bir probleme parmak basar ve o problemin çözümüyle alakalı da hatırlatmalarda bulunur. Acı ya da tatlı yaşanmış herhangi bir olayın insanın hafızasında meydana getirdiği aksül amelden doğar deyimler. Ve bu deyimlerin karşılıkları da hayatta yaşamaya aslında çoğu defa devam eder. Bugün çizmeyi aşmak çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü hemen hemen hepimizi ilgilendiriyor. Bazen haddimiz olmayan şeyler söylüyoruz. Bazen bilmediğimiz konularda ahkam yürütüyoruz. Bazen bir bakıyorsunuz her birimiz hezarfenleriz. Haberdar olmadığımız konu yok neredeyse ama aslında kapılan boş. Her birimizin eli uzun, her alandan bilgimiz var. Yani spor söz konusu olduğunda sporu konuşuyoruz, din söz konusu olduğunda dini konuşuyoruz. Başka alanlar geldiğinde gündeme onlarla ilgili bir şeyler söylüyoruz. Mutlaka bir ahkam kesme, bir şeyler söyleme hevesi hepimizde ortaya çıkabiliyor. Bu sağlıklı bir hal değil, bu arızi bir durumdur. İnsanın aslında ya hayır konuşması ya susması lazım. Hele mesele herhangi bir alanın derinliğine yönelen bir mesele ise o alanla ilgili olarak da kişinin mutlaka bildikleriyle konuşması gerekiyor. Bilmediği herhangi bir konuda ahkam kesmemesi, devreye girmemesi ve hüküm vermemesi lazım. Çünkü yanlış yapma ihtimali, başkalarını yanlış yönlendirme ihtimali oldukça yüksektir. Bu bir anlamda ukalalık dediğimiz hadiseyi de ortaya çıkarıyor. Yani ben her şeyi bildirim havası, o çok bilmişlik havası, başkalarını rahatsız eden ama sizde böyle geçici bir mutluluk oluşturan o hava arzi bir havadır. Bundan da kurtulabilmek maksadıyla çizmeyi aşmamak lazım, çizmeden yukarıya çıkmamak lazım. İşte bu deyimin karşılığı hadise olarak Fransa'da yaşanıyor. Paris'te bir ressam bir resim sergisi açıyor. E, açtığı resim sergisinin gösteriminde, ana gösteriminde, gala gecesinde çok fazla da kalabalık var. İnsanlar sergiyi dolaşıyorlar, işte şövalelere konulmuş resimlere bakıyorlar, yorumlar yapıyorlar, hatıra defterlerine işte isimlerini yazıyorlar, duygularını yazıyorlar. Ressam oldukça mutlu. Kalabalıkta bir insan grubu var ve herkesi şöyle bir süzüyor ressam. Yani kim ne yapıyor, ne konuşuyor, sergiyle ilgili neler söylüyor. Mesela ben fotoğraf sanatıyla da ilgileniyorum. İşte bir fotoğraf sergisi açtığımızda fotoğraflara tepkisine dikkat ediyoruz insanların. Yani o fotoğrafa nasıl bakıyor? Oradan ne çıkarıyor acaba? Bizim o fotoğrafta vermek istediğimizi anlayabiliyor mu? hissedebiliyor mu diye düşünüyoruz. Resim sanatında da böyle. Ressamlar yaptıkları resimlerin Acaba karşılık bulabiliyor mu insan gönüllerinde diye bir merakına sahiplerdir. Fransa'daki sergide de ressam gelene gidene bakıyor kim ne yapıyor diye. Oldukça uzun boylu, iri yarı bir adam resim sergisini geziyor. Böyle büyük bir insan resminin karşısında duruyor. İşte çizmeleri olan konçlu çizmeler, pantolonu, giyim kuşamı farklı bir karakter yapmış. Bir portre yapmış neredeyse ressam. Şövalenin karşısında duruyor. Uzun uzun bakıyor resme. Ressamın dikkatini çekiyor. Diyor ki bu adam öbürleri gibi bakmıyor. Yani bu farklı bakıyor. Bakıyor, düşünüyor. Çizmelerinden alıp pantolonundan yukarıya kadar bütün resmi inceliyor adam. Ressam artık dayanamıyor. Adamın yanına geliyor. Diyor ki merhaba, merhaba siz diyor. Oldukça fazla incelediniz. Herhalde bu resim dikkatinizi çekti. Bu resimde sizi celbeden merakınızı mucib şeyler var. Neler hissettiniz resme bakarken? Adam cevap veriyor. Diyor ki resim beni çok etkiledi. Çok güzel bir resim ama hatalar da var. O hatalara bakıyordum. Hata nedir diye soruyor ressam. Ben diyor ayakkabı ustasıyım diyor. Her gün ayakkabı dikerim. Bu çizmeler böyle dikilmez diyor. Çizmelerdeki bir hatayı dile getiriyor. Diyor ki bak o çizmelerin o üst taraflarındaki dikiş noktalarında iplik hataları var. O iplik hataları olmamış. Bu çizmeler yanlış olmuş. Dolayısıyla siz bu çizmeleri böyle muhtemelen yanlış dikilmiş bir çizmeyi alarak çizmişsiniz. Benim size tavsiyem bundan sonra resim yaparken kullanacağınız çizmeyi, pantolonu Doğru dikilmiş yerlerden alın, iyi ustalardan alın ve öyle resim yapın diyor. Ressam gülümsüyor. Ressam zannediyor ki resimden anlayan bir kardeş, bir arkadaş o. Fakat adam ayakkabıcı. Oturuyor yerine ressam. Bakıyor ki vatandaş hiç ayrılmadı oradan. Yine uzun süre resmin karşısında durdu, baktı, inceledi. Şaşırıyor ressam. Allah Allah diyor. Ya şimdi neye bakıyor? Yanına geliyor. Diyor ki devam ediyorsunuz diyor. Ee, yine bir şeyler mi var? Vallahi diyor pantolonda da hatalar var diyor işte e, kemerde şöyle hatalar var ressam bunun üzerine dayanamıyor diyor ki yeter diyor çizmeyi aşmayın ondan yukarısı sizin işiniz değil siz pantoloncu değilsiniz çünkü siz ayakkabıcısınız lütfen çizmeden yukarı çıkmayın diyor sevgili dostlar çizmeyi aşmamamız lazım.